EBR maçları diğer tanklardan ayrılıyor gibi dursa da aslında hafif tank kullanımına dair çok daha enteresan işlere gebe olabilen maçlar çeviriyor. Bu yüzden bunları koymadan edemiyorum. Üst üste denk gelse de metanın değişimi hafif tankları çok fazla ön plana çıkarttığı için de bundan pek fazla kaçamıyorum. Efendiler ikişer tane topçu birer tane hafif bolca TD ortaya serpiştirilmiş 2-3 tane böyle tadımlık ağır ve orta tanklı bir Malinovka'dan hepinize merhabalar. Üzerinde yılbaşı kamuflajlı Hatrat. burada skinli EBR'mizle hızlıca yaptığımız hamlene, Hızlıca yaptığımız hamle diğer EBR'in ortaya doğru gideceğini düşünerek buradaki çalıların içinden geçip bütün düşman takımının geçiş hatını açmak üzerine. Yanımızdaki Selçuk 261'de olan evet pilot arkadaşı hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Selçuk. Buradan geçenleri daha rahat vurabilsin, görebilsin. Biz de takımların nerelere gidiyor, neler yapıyor bunu görebilelim diye. Daha güzel pozisyonlar çıkartabiliyor. Şimdi bu oyunun genel mantığı daha sakin ama kilit noktalara daha hızlı veya agresif böyle geçme üzerine yani geçilen noktanın çok ileri bir hamle yapılabilecek noktada olması ancak bu esnada hamle yapmama üzerine. En korkutucu şeylerden bir tanesi açılıp sizi açığını görmemek. Sürekli tespit altında olup neden olduğunu bilememek. EBR de bunu güzelce yapabilecek tanklardan bir tanesi. Özellikle böyle projetto hala açık olduğunu farkında olmadığında FV'lerden bir tane yedikten sonra şişle etfale düşebilecek canlarla geriye doğru sekebiliyor diyeceğim. Diyemiyorum. Çünkü kafasına bir de düşene bir de herrak vurur değişimizden yola çıkarak topçu düşüyor. Sol tarafta Foş ve 121'in yanı sıra üst tarafa doğru giden 60 TP ve diğer güruhu gördük. Ancak benim şu anda bulunduğum çalıya bir tane atış gelişi durumdaki sıkıntının farkına varmaya başladığını gösteriyor bana düşman takım için. Ama bundan herkes muzdarip değil. 121B kapanmadığından dolayı şu an hala açıktı. Ancak Selçuk'tan başkası atış bulamadığından dolayı da çok fazla etkili olmuyor. Takım dizilimine baktığımızda haritanın %30'una şu an takımın dağılmış olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta da EBR hiç açılmadı ve Yakteyus haricinde burada üstte bekleyen yok. Yani bu ne demek? EBR muhtemelen sağ taraftan geldi ve bu tarafta düşmanın da açıldığını biliyor demek. Bu seviyeler, ustalık seviyeleri, tankların yanında yazan rakamlar önemli. EBR'nin de yanında nokta olması, rakam olmaması işinin erbabı bir tank olduğunu gösteriyor ki biz geriye doğru dönerken burada ölen yak d yüzde zaten bir sıkıntı olduğunun göstergesi. Şu an bu ünlemi koyan arkadaşımız Selçuk. Çünkü bildiğiniz üzere biz genellikle hani beyin ve kas gücünü tek bir insanda barındıramayıp bunu iki kişiye ayrı ayrı pay ettiren ve taşeron bir şekilde oyun oynayan kişiler olarak genelde ben zaten Selçuk'a bırakıyorum özellikle Platon oynarken. O benim bu çalıya geçmemi istedi. Ben taktiksel özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi benim isteğim biraz da arkada belki şu bölgelerde, belki şu bölgelerde yukarıdaki daha klasik çalılara geçmekti. Ancak bu çalın özelliği şu. EBR herhangi bir şekilde ister sahil hattından ister ön taraftan bastığında bana yakınlaşırken açılacak. Çok uzaktan açılmayacak. Ve şu an çok uzaktan açılmayacağı için sanki birisinin olmadığını düşünecek. Yani bu çalı evet konum olarak baktığınızda çok güzel açamıyor. Ama bu daha avantajlı bu noktada. Adamı bu şekilde orta noktada yaklaşırken açtığınızda çok kötü bırakıyorsunuz ve bakın ne yapacağını şaşırdı şu an. O kısımdan geçerken yanlışlık olduğunu biliyor. Hemen geri düştü. Çünkü kötü bir EBR oyuncusu değil. Ben de atış yapmayacağım. Ve bizim takımımızdan da doğru düzgün bir atış gelmedi. Arkadaki FV4005'i vurmayı ancak tercih ediyorlar. Şimdi EBR durumun farkında. Farkında olsa dahi şu an bana karşı bir oyunu çok fazla yok. Tek yapabileceği üzerime langur lungur bas. Geliyor. Geliyor. Vuramıyor bizimkiler. Yanında Foşbe var. STR var. Hala onları da kırıyor. Geliyor. Ben en sonunda atıyorum. Benimki de sekiyor ve bu yüzden kaçmak zorunda kalıyorum. Çok doğru bir hamle yaptı. Bu da karşı takımdaki adamın ne kadar bu işin önemli olduğunun farkında olduğunu gösteriyor. Yani beni açması en kritik ol olacak şeydi ve onu yaptıktan sonra da geri çekiliyor. Ancak bu defa normalde ilk atışımın kesinlikle girmesi gerekirken ve bu atışımın kesinlikle girmemesi gerekirken RNG dediğimiz husus burada çok fazla yardımcı oluyor. Tek atışı düşmüş olması önemli. FV de olsa yel değirmenine kadar gidip açmaya çalışacağım. Bu esnada B0 ve A0 hattındaki ağırlarda kafa kafaya mücadele etmeye devam ediyorlar. Ben olabildiğince ona açılmadan ileri geri kaçmaya çalışıyorum. Bir tane topçu atışı desteğiyle gene Selçuk'la birlikte oradan. Güzel 40 canı gitti ve üzerine şoka girdi. Üzerine STR ve ki EBR'leri en kolay vuran tanktır kendisi. Rahatlıkla burada alabiliyor dedim ama bunun karşılığında canıyla ödedi. Çünkü FV üst taraftan işini bitirdi. Durum 4'e 4. Şimdi artık benim burada olduğum belli ama bunun pek farkında olmayan veya o kadar fazla kendini bu kanında sokmuş adamlar var ki ne yapacaklarını şaşırdılar. FV ve Foş 155 ortada keklik gibi avlıyoruz. Buradaki EBR ile uğraşırken aslında bunların bu durumu fark edip geriye düşmeleri gerekiyordu ama düşmediler. Ben de Diğer tarafta FV açmadığım için ve arkadaki FV'de uzakta olduğum için çift çalı yaparak foşa vurmaya devam ediyorum. Aynısını aslında bu de yapabilirim ama muhtemelen onu alacaklarını düşündüğüm için bırakıyorum veya hatta bir tane daha çıkarsa o foşa da vurmak istiyorum. Şu an tabii o pencerelerden beni açma riski var, o yüzden daha dikkatli davranmaya çalışıyorum ee, ve sol taraftaki FV'yi açmaya kendime odaklıyorum. Burada yüksek patlayıcı mermiye geçiyorum çünkü genelde kolaylıkla delebiliyorsunuz FV'lere. Ve güzelce görüyorum ama ucundan gittiği için sadece 195 vuruyor. Tabii bu riske atmaya gerek yok geri kaçacaksınız. Çünkü gördüğünüz üzere kör atışlar gelebilir. Selçuk bana gösterdiği çalı o kadar güzel işe yaradı ki oyunun en kilit olayı olan diğer hafif tankın işini rahatlıkla bitirdik ve 8-4'e getirdik. Bundan sonrası temizlik üzerine. Ve ben bu kadar geyik yaparken Spot hasarımızda 8700 lira ulaşmış durumda. Orta tarafta da bir hori var. Onu da açtık. Bedavadan onun da bütün spotu geliyor. Bir anda 1800, 2000, 2000 tespit hasarı. Sadece ortada gezinip FV'yi öldürelim diye. Ve onun hatasıyla 11.000 burada destek hasarına çıkıyoruz. 121B ortada kaldı. ileri gidemez. Geri atlamak zorunda. 2 tane KPZ 07 var düşmanda. 2 tane de topçu var. Ona 7 olan durumda ilerlemekten başka yapılacak çok böyle mantıklı bir hareket de yok. Kendimi bu kayaların ortasındaki çalılara sokup daha sonra KPZ'leri açmakla uğraşacaktım ama 31 canı kalmış bir 221B olduğu için daha da ilerliyorum bu arada hiç kimse çıkmadığından dolayı saçma bir atışla daha geriye atacağını düşünüyordum. Ping yardımcım oluyor. 121'i çekiyoruz. at açıldıktan sonra beklediğim GV100 muhtemelen A4, A5 derlerken KPZ'ler burada itin dibine girmişler. Ve bu şekilde oynamaya çalışıyorlar göğe. Ne başaracaklar bilmiyorum. Birincisi beni vuramıyor. İkincisi de paletinde kalıyor mermisi. Bunu da başaramadılar. Tek eksik ne? Benim takım desteğim halen uzakta derken. 458 hala açıktaymışım ikinci mermisine sokmayı başardı. Ben de bu yüzden sağ taraftan böyle eritmeye devam ediyorum. Ama şimdiden sonuna artık doğru anlatabilirim yani bunu. İlk girdiğimiz noktada düşman takımının genel hareketlerini açıp takımımızın bundan faydalanmasına imkan verirken ikinci harekette düşman takımının EBR'sini gafil avlayacak bir noktaya geçtik. Ve bunun sayesinde çok rahatlıkla onu ortada bıraktırıp üzerine oynayabildik. Takımımız istediğimiz kadar destek vermese de o EBR kolaylıkla eriyip gitti. Arkasından da gelen nasıl olsa hiçbir şey yok diyen TD'ler de hayatlarının en büyük acılarını çektiler. KPZ'ler de burada. Hangi tank olursa olsun bu noktada hepsinin başına geleceği gibi hunharca katledilerek ölürken biz de burada son atışlarımızdan birini yapalım diyoruz ama mümkün olmuyor çünkü arkamızdan RAM'leyen bir 50M var. Gene de çok önemli değil. 14.359 spot hasar, 1900 normal hasar. Yani genel olarak spot mantığına daha uygun bir oyundu. EBR'den elbette ki faydalandık ama hafif tank metasında bu hareketi Manticore, T100LT, AMX, 1305 herhangi biriyle yapabilirdiniz. Diğerlerini çok saymıyorum. Onları çok fazla kullanan olmadığını düşünüyorum. E, çok etkili de olmadıklarını zaten genel geçer olarak herkes biliyor. Ve bu savaş bu şekilde sonlanıyor. Ama devamı var. Birazcık daha hani o pasiflik e, vanasını biraz kısıp aktifliğe doğru aktardığımızda o dengeler biraz ortaya gelip aktifliği böyle bir %70'e. Yani şu dengeyi bir alt üst ettiğimizde neler olduğunu göstereceğim ama önce bu savaş sonuçlarına bir bakalım. Yani As madalyası geliyor elbette. Ekip hasarlarına bakmak istiyoruz burada. Deneyim olarak evet 1473'teyiz ama hasarı kime attırdık dersek Yukarıda savaşan 60 DP. Sonra ortada oyunun neredeyse hani sonuna daha kalmadan ölen STRV. Ve Selçuk'un burada 16 atışla ilk üçe girdiğini görüyoruz. Yani hasarlar daha dengeli dağılmış durumda. Düşman takımında da çok fazla hasar atabilen adam yok. Bu arada ben... E, şunu da dikkatimi çekti aslında çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen ki 7500 spot hasarı var kendisinin EBR'nin hiç isabeti yok bu oyunda. Yak panzeri 100, Hori ve 60 TP'leri de gene sıfır çekmiş durumda. Bizde de ona karşılık Foş'umuz ve FV'miz sıfır çekmiş durumda. Tabi 4'e 2 tankla 2 tank daha fazla sıfır çektiği için bu sonuç kaçınılmaz bir şekilde bizim lehimize sonuçlandı. 11 atışımızın 8'i girmiş, 4'ü delmiş vesaire vesaire. Durum bu. Şimdi asıl gelin bu aktife Aktif maçta da çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Birer tane değil de ikişer tane burada hafif tank var. Üçer T'de birer tane topçu. Bu defa Selçuk grilli destek veriyor bize. Ve Prokurovka'dayız. Maniokazı ve Prokurovka oyunun zaten ilk gününden beri olan ve çok klasikleşmiş ve özgün oynanışlar sunan koridor haritası olmayan yerler. Ee, elbette ki hafif tanklar için de oldukça uygunlar ama buradaki taktiklere. ...kendi haritalarınızı uygulayarak... ...kendi hafif tanklarınızı uygulayarak... ...özellikle 7, 8, 9, 10... ...bütün seviyelerde bir şekilde başarabilirsiniz. EBR'nin burada artısı... ...hızı. Bu hızdan faydalanarak yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi de... ...sol üst tepeye geçmek. Normalde burada tek hafif olduğunuzda... ...bu çok absürt kaçsa da... ...benim özellikle Manticore'da... ...severek yaptığım şeylerden birisi. Az önce atladığım yerdeki çalıya girip... ...düşmanları göstermekte... ...EBR gibi veya... Yine hızlı bir şekilde gidebileceğiniz t 100 LT gibi tanklarla ise bu üst taraftaki çalıya girip tepeye çıkanları daha çıkamadan yakalamak ya da en azından bu çalıya girip çıktıkları anda şu üst taraftaki soldaki çalıdan göstermek. Bu çalı attı. Size çok güzel bir hareket imkanı sunuyor. Hem aşağıdan gelen yavaş görebiliyorsunuz hem de bu çalıya girenleri rahatlıkla açabiliyorsunuz. Hiçbir şansları olmuyor. Sizin üzerinize net bir şekilde basmaları lazım. Hala birçok oyuncu bu çalıya bu kadar erken girilip kendilerini oradan birinin tespit edebileceğinin farkında değil. Her zaman bu arka tarafta. 5 T100LT'nin olduğu kısımda arıyorlar. Ben de bu arada T100LT'ye gelmediği için ve Selçuk'un da uyarısıyla biliyorsunuz artık ampul işaretlerimiz var tankların yanında. Kaç tankın açıldığını biliyoruz. E4 dışında kimsenin bu tepede olmadığını biliyoruz. Gelebilecek başka hiçbir şey yok. Yaktığı yüzüm lambası yamamış ama o gelemeyeceği için zaten bu kadar hızlı bir şekilde. Biz rahatlıkla burada çift çalı değilse bile 15 metre geri yani çalının transparanlığını yitirdikten sonra E4'e atacak şekilde kendimi getirip vura vura devam ediyorum. Peki buna karşılık T100LT ne yapıyor? T100LT tek yiyor E4'ten burada hiç yapmaması gereken bir hareketle E4'e doğru bakarken patlayıp gidiyor. Bu maç çok daha taze ama önemli mi? Yani şöyle önemli. i̇ki EBR ile birlikte bir tam güzel bir savaş kaydı oldu. O yüzden hemen koymak istedim derken bunu beklemiyordum. Beklemem diyenlerden bir tanesi de E4. Orada açılacağım o kadar beklemiyordu ki aşağıdaki EBR beni açmasına rağmen kafası bana dönmedi. Ve bir avantaj daha var. Bakın orta kısma hiç atış yapmadığımız için ben orada E4'de nişan alırken hiç korkmadım birisi bana döner de atar mı diye. Çünkü onların kafası bu süper konkürlerin olduğu tarafta ve hala da kabaca öyle. Bu sayede kendimden emin, hiç korkmadan, endişe duymadan rahat rahat nişanımı alıp E4'ün işini tamamen kendimiz neredeyse bitirdik. Bir tane galiba topçu atışı veya bir başka bir tanktan bir atış geldi. O kadar da erken bir anda çıkıyor. Çok kötü bir atış yaptım. Arkasına düşürüyorum. Ama ne oldu? Normalde benim o çalıya girdiğimde arkamda duran Selçuk ki ile tepede duruyordu yani B9 tepesinde duruyordu. Kafasını çıkarttığında bu çalıları vurabiliyor B9 noktası hatta ee, belki B0 noktası bile diyebilirim. Rahatlıkla e, orada durup atabiliyordu. Buraya kimsenin gelmediğini gördükten sonra bastığı için EBR'yi benim yapacağım atışın zorluğunun 5 katı belki zorlukta bir atışla 750 kıyıyor. Çok değerli bu yarı canla yollamış olduk çünkü EBR'yi. Buna göre biraz kuyruğunu kıstırıp artık hareket edecek. Durum 2-2 harita hakimiyetine baktığımızda %75'i bizde. Tepe bölgesi zaten yani bu kanat demir yolunun sağ tarafı tamamen bizde. Sol tarafında da orta kısma kadar gene bizde. Gerçekten ya yani pastanın 3 bölü 4'lük kısmına şu anda hakimiz. Arkadan gördüğüm de ben burada 50 atıyorum ama daha fazla uğraşmıyorum. Çünkü EBR'nin nereye kaçtığını göremedim. EBR buradaki çalılarda olabileceği için burada yakınlık tespitiyle 50 metre çemberini kullanarak biraz gidip geliyorum. Ve arka tarafta orada çalın içerisinde açılıyor kendisi. Enteresan olan beni açamaması ya da full spotlayım diyeceğim ama imkanı yok diye düşünüyorum. Çünkü bir atış gelirdi. Orada gördüğümden dolayı da kendimi rahatlıkla içeri atıyor. Ve hatta onun çıktığı çalıya doğru ilerliyorum. Çünkü üzerime atlayacak olursa kendisine hem Selçuk'a hem de başka tanklara karşı atışı açacak. Aynı zamanda ben yaklaştığım için arkadaki yak D 100 gibi tankları açıyorum. Yan tarafta IS-4 var, VK var bu noktada oldukça fazla vakit geçireceğe benziyorlar. Yani topçu desteği sadece bir tane. Onlar da oldukça kıllı ve kalın kıllı tanklar. Orada kalacaklar. Biz de olabildiğince onları tespit ede ede ve agresif şekilde tespit ede ede bunu yapacağız. EBR'nin hareket kabiliyetine ve hareket mantalitesine birazcık hakim olduğunuzda burada onlara çok az görünerek hızlıca kafanızı gösterip gösterip inebiliyorsunuz. Ve bu nokta aynı zamanda çift çalı gibi olduğu için de orada HEAT mermiye geçtim. Hiç VK'nın falan yanına atmaya çalışmayacağım. Veya IS-4'ün 190 delen mermiyle arkasından bile sektirme ihtimalim yüksek bu şekilde atmaya devam ediyorum. Gene hiç imtina etmeyeceğim bir şey, tek atışlık kalmış, hafifleri çekmek. Manticor geriye doğru kaçarken hit mermiyi biraz daha önüne atıyorum. Sonuçta biraz daha yavaş olduğu için ve rahatlıkla onu da oyundan düşürüyoruz. Sonuçta şu anda hiçbir şekilde manticorları kalmadı. Ben bu şekilde gevelerken EBR'leri de gitti ve olay bizim hakimiyetimiz üzerinde. Ancak duruma dikkat. Haritanın %75'ini hakimiz cepte. 5-3 öndeyiz, cepte. Bir sıkıntı var. Eksi 1400. Şimdi bu eksi 1400 iki şey ifade ediyor. Birincisi bizim takımımız bu kadar sıkıştırmış ve iki tank önde olmasına rağmen can olarak geride. İkincisi kendilerini konumlandırmaları da sıkıntılı olabilir. Ben yine aradan çekebildiğim böyle tam bir hani kill stealer dediğimiz böyle çalan yani. Direkt çalan at yapıyorum ama gerekiyor. Kanat oyuncususun şu an EBR ile benim hasar dağıtmam gerekiyor. Takımda şu sıkıntı var. Can farkı bir de artı eksi 3200 de. Bakıyorum hatta düşünüyorum görmediğim biri mi var bir sıkıntı mı var niye bu kadar büyük diye. Hayır düşman takımı kendisini o kadar güzel bir noktaya konumlandırmış ki benim haricinde doğru düzgün böyle istikrarlı bir şekilde hasar vurabilen çok az adam var. Selçuk arkadan çalışmaya çalışıyor ama bu şu anlama da geliyor. Kendi takımımız kendini çok öne atıyor ve başarılı sonuçlar elde edemiyor şu an. E bu daha da kötüye doğru gidiyor. Sinek de bir kafamda uçuyor bir tane meyve sineği. O yüzden bir garip hareketler yapıyorum. Bundan dolayı hatta Selçuk diye bunu kazanacağız kazanacağız ama abi diyorum gidişat garip. Bak eksi 4000 oldu. Bir gariplik var ortada. Ve bu sırada is 7nin de aradaki cebe girdiğini görüyorum. Yani fiziksel olarak haritanın yüzde belki 25'ine sıkışmış olabilirler ama Atış hakimiyeti olarak çok başarılı ve zırhlı 3 tane tank var önde. AS-4, VK ve AS-7. Bunlar sadece kafalarını göstere gösteri. arkadaki E-100, 60 TP, grill bunlara atış verdirtiyorlar. Ve benim bakın spotuma vurabilen yok. Ben burada çok net bir şekilde spotluyorum ama bu açıdan Selçuk da edilemez. Arkadaki 140 da edilemez. Kolay kolay olmaz. Ne olur? Böyle hıyar gibi çıkan 50 meylerin yanaklarına heat mermi olur. Burada bir kişiyi daha indiriyoruz. Şimdi az önceki maçtan farkı işte bu. 3500 hasara kadar çıktı. Dağısını da atmamız lazım. 7-6 oldu durum. Eksi 6000 can farkı var. Yani adamlar kabaca 2.5 böyle seviye 10 tank öndeler. Bu ciddi bir sorun. Özellikle tank sayısı bu şekilde devam ederse bu can farkı bizim aleyhimize hızlı işleyecek çünkü bu defa canlarını kullanarak vurabilen çok fazla adam yok bizde süper konkurlar 400 400 vuruyor projette 350 vuruyor yani ben 400 vuruyorum DPM'im yok benim zırhlarını delme şansım da çok yok. Bunu kullanıp basabilecek kabiliyette adamlar. İyi bir savunma pozisyonu almış durumdalar. Ben de olabildiğince bu noktayı kullanıyorum ama... ...kör atışta gelecek diye endişeliyim. Çok ümitli olmadığım bir atış. Gene de girmeyi başardı. Yaktığı yüzü açtık ve bakın... ...en ortadaki adamlardan biri açıldığı için... ...iki saattir açılmamasına rağmen... ...ilk yaktığı yüz açıldı arka planda. O ölüyor. Neden? Öndekiler zaten spotçu. Onları açsan da vurabilen yok. Ama arkadakiler açıldığında onlar vurucu tim. E vurucu tim vurabiliyorsa vurulabiliyor da demektir çoğu zaman. Ve o yüzden de eriyip gidiyorlar. Şimdi VK'yı ben burada riskli bir pozisyonda kullanarak birazcık yaklaşmak istiyorum. Olay yani cılkı çıkıyor şu an aktif bir şekilde biz atış bulamıyoruz. Bakın alta bastım. Herkes yarım yamalak canlarda. Selçuk bile bir tane yemeği başardı arada. Ve bu yüzden hani ilerliyorum. GV E100'e atış gelmemesi büyük soru işareti gene. Bu durumda yapacak bir şey yok. Agresif bir şekilde oynamaya devam edeceksiniz. Açabiliyorsanız açacaksınız ve atışlarınızı yapacaksınız. Konsept 5 bu arada süper konkürlerden bir tanesini indirdi gerçekten. Arkamda 140 geldi ama atış sesini de duydunuz. Açıldı ve orada yemeye başladı. Topçu da yedi, normal atış da yedi. 60 TP arada açıldı. Onu muhtemelen biz açmadık ama öldü gitti. Ve arka taraftaki 140 da gitti. Çünkü adamlar çalışıyor ve bakın durum 9-9'a geldi. Harita hakimiyetinde aynı bölgedeyiz. Pek bir sorun yok. Ben bu arada GV100'ü artık vuracağım. Yalnız Heat mermideyim. Bu yüzden biraz daha bekliyorum. Ve normal mermiye geçiyorum. Bu esnada artık onun üzerine bir atış geliyor. Ama tamamlayan da biz oluyoruz. Sorun değil. Bir kişi daha oyundan düştü ama konsept vuruyor bu defa. Yanıma sağıma mermiler düşüyor. AS4'dan, AS7'den kıvraklığıyla ve onların nispeten orta mesafeli ve uzun mesafeli isabetsizliğiyle sağlı sollu hareketlerle kaçabiliyorum. Şimdi 560 can sıkıntılı bir aralık. Hani tek de muhtemelen ölmezsiniz yanmadığınız sürece ama gene de dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi Super Conqueror benim ilk başta girdiğim çalı bölgesinde ee, yalnız AS7 ileride STB ile Projetto'yu birazcık ittirerek konsepti ve grili açmaya çalışmak lazım. Eksi 2000'deyiz. Hala bir kişi öndeyiz. Ancak ağır tanklara baktığınızda onların ciddi bir avantajı var. Özellikle şu arkadaki orta tankları düşürürlerse basmaktan hiç çekinmeyeceklerdir. Gene EBR'nin buradaki artısı, en büyük artısı olan hızını kullanarak hızlıca kanat değiştirip aradan bakıyorum. Bu bir risk sağdan beni açacak var mı yok mu bilmiyorum ama aradan attım. Hatta hızlıca ben burada ASCD açılmışım. İyi ki bu tarafa çok fazla ezbere bakan yoktu. Grill falan yeseydim. Burada benim için oyun çoktan bitmiş olabilirdi. IS-4'ü oradan vurmaya çalışmak özellikle ortada is olduğu için büyük bir sıkıntıydı. Ancak Progetto hiç beklemediğim bir hamle yapıyor burada. 820 canıyla ASD'nin üzerine öyle güzel bir anda atlıyor ki ASD daha kafayı çevirmeye çalışana kadar 3 tane mermi sokuyor ve kendi canını tamamen koruyor. Bu çok mis gibi geldi. Yani bir bardak soğuk su içip rahatladık, ferahladık. içimizdeki alevi birazcık dindirdik. Ortadaki ASD'nin düşmesi artık temizlik moduna yavaştan geçmeye başladığımızın da bir göstergesi. Topçular atış yapmaya ve isabet ettirmemeye devam ediyor. Yani zaten 261 bir tane o isabet ettirmediğinde işte olay eriyip gidiyor. Selçuk belki aradan o çıldan atış yapabileceğimi söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Ve tekrardan geriye doğru dönüyorum. 4 dakika kaldı oyunda. 4296 hasar 4000'de spottayız. Yani eşit bir dengede gidiyor. Şimdi az önceki maçın tersi dedim. Tabii ki 14.000 atmayacaktık ama tamamen hasara oynuyorum ve artık heat mermimde kalmadı. Ee, yüksek patlayıcı ve normal mermi var. Belki aslında bunun birazcık daha yüksek patlayıcısını azaltmam lazım. Ben çok çok sevmiyorum çünkü bunun mantığını. Şimdi kepe girmemem önemli. Nerede olduğumu hissettirmemem lazım. O yüzden dışından dolaşıp arkalarına sızmaya çalışıyorum. Konsept bir tane yedi. Ben bunu tamamlamak zorunda hissediyorum kendimi. Ama bunu yaptığında ne oluyor? IS-4 seni açıyor ve 526 normalde 440 vuruyor. Yüksek rol etti hayvan 29. Yan tarafıma da 3. atış geldi. Bakın 3 tane atış IS-4'ü yedik. VK arkaya düştü. Grille de öne düştü HE mermisi. Bu sayede rahatlıkla kaçabiliyorum. Daha güvendeyim. Hatta arka tarafa geçmiyorum bile. Çalıların içerisine ilerliyorum. Bir dakikayı daha geride bıraktık. Ön tarafta VK-72 vs S4 var. Grill'in hala nerede olduğu belli değil. Muhtemelen o en böyle yoğun e, K2, işte J2 noktalarındaki ağaçların içerisinde ve atış yaparken de çok dikkat ediyor. Ben burada yüksek patlayıcıya geçiyorum. En azından birkaç hasar veririm belki paletini kırarım diye. Çünkü bu iki tankı da normal mermide delme imkanım yok. Bu taktiksel bir sorun benim yaptığım. Derken 509'u vurdu. 509 261 AP mermiyle vurmuştur. Ama daha önemlisi ne? bu adamın kıl kadar canı kaldı. Ve yeni HE mekanikleri sayesinde ona düzgün bir atış yaptığım anda. Yani çok böyle paletinden boşa gitmediği sürece rahatlıkla onu alacağım. Ki aynen de böyle oluyor. 9 hasar 7 can 9 kalmış 9'unu da alıyoruz AS4 var arkada ileride grill var benim buraya doğru ilerleme sebebim grillin kafası eğilmesin bana atış yapamasın diye herkes grille gideceğimi düşünürken ben burada gidip AS4'ün içine giriyorum biraz riskli bir hareket aslında geriden ağlayacağımı düşünüyorum ama kafası aşağı doğru tam değil Neyse ki üzerimden bakarken çok büyük sorun olmuyor. Selçuk da çok güzel bir şekilde vuruyor burada. Ben de yandan bir 48 hasar veriyorum. Paleti kırılmıyor ama kafasını o kadar güzel karıştırıyoruz ki. Arka taraftan bu arada STB'yi grill öldürdü. Onun atışı da gelmiş oldu. Ona da baktık. Topçu tamamlıyor. Olay bitiyor gidiyor. 14'e 11. Artık Gril'den bir şey fazla kalmaz diye umut ediyorum. Önüne çıktım, aradan geçiyor mermi ama önemli değil. Spotu bizde 1077 spotladı. Burada 4600 hasar 6000 spotla bu oyunu bitiriyoruz. Hafif tanklar doğru konumlara sokulup sömürüldüğü zaman bu kadar güzel işler yapıyorlar. Bu prokurovkada EBR'nin nasıl maksimum sömürülebileceğine dair çok güzel ve akıcı bir oyundu. İlk oyun biraz daha taktikseldi. Bu agresiflik ve koşturma üzerinde nasıl iş yapabilirim üzerineydi. Yani sürekli hasar avladığım, sürekli ekstra risk aldığım bir oyundu. Ama burada da iş yapabiliyor işte Eberi. bir sonuçlarına bakalım, onun üzerinden bitirelim. Bunda da as madalyası geldi. Yüksek kalibrede var tabii. Petrol dütünün üzerine 4600 hasar gerçekten 5999 spot. O biri vermemiş, 6000 değil. Ona yuvarlamamış oyun. Baktığımızda en yüksek hasar bizde bütün bu savaşta. Zaten bu belliydi çünkü takımımız bizim tespit ettiğimiz hedeflere hasar vurmakta çok zorlandı. Burada obje 261 3000 hasarda ve Selçuk anca 2900'de o bile 3K'yı devirememiş. Çünkü çok iyi yerleşmişlerdi ve yerleşen tanklar çok zırhlıydı. Rahat rahat kimse vuramadı. Bu şekilde 2K 2K diye iniyor. Konsepte ve arkadaki yak panzeri çok iyi çalıştırdılar. Yani burada IS-4'ün bakın 2000 spot hasarı var. Ee, VK'nın 3700 spot hasarı var. Yani tespit hasarı var. Hafif tank olmak önemli değil bazen. Doğru konumda doğru tank olmak önemli. Size şöyle söyleyeyim. VK, IS-4 doğru konumda doğru işi yaptılar. Sıkıntıları EBR'nin beni egale edememesi veya olduğum yerden düşürememesi oldu. Yani benim işimi bitiremediğinde, ben o çalıya girdiğimde birazcık da işimi biliyorsam azar azar da olsa işini bitirtiyorum. Ama Selçuk olmasa arkamda, mesela o is 4e iki atış girmese, başka bir şeyler olmasa gene büyük sıkıntı olacaktı. Bu yüzden her zaman bu tespiti, spotu hafif tanko işi olarak düşünmemek lazım. Yani çok iyi dayandılar. Savaşın sonuna kadar düşmemesi etkisi onlardaydı. IS-7'yi de atlamayalım. O da ön taraftaydı. 3500 spot hasar var. Tamam belki hasar vuramamış olabilirler diyeceksiniz ama gene 2700 vurmuş. Bir tanesi 1800 vurmuş. VK bir VK vuramamış. 16 atış yapmış. 5'i isabet etmiş. Biri delmiş. Herhalde hit atmadı diye düşünüyorum. Yoksa delerdi. Onun bile 3700 hasarı var. Muhteşem oynamadılar ama konumları kesinlikle doğruydu. E, oyunun ortasında da benim Selçuk'a bahsettiğim buydu. Bir anda harita hakimiyetini aldık. Tepeyi biz bitirdik. E4 gitti. EB'ye gitti, gitti. Oh rahat. Hayır. Hayır dedim. Hayır. Bizim takım hasar atamıyor şu an. ve ben de arka tarafı açamıyorum. Bir hat daha ilerleyemezdim. Gene de iyi toparladık. EBR'yi sömürmekten kastında hızlı kanat değişimleriyle bir oraya bir burayı giderek güzel iş yaptık. Özellikle gene o mantikorun düşmesi, eğilmeyenin düzgün fark edememesi, aradan konsepti çekebilmemiz, TVP'yi çekebilmemiz bunlar çok faydalı oldular. Bahsetmediğim şey şu, 7 tane adımı ben çekmiş oldum sonunda. Önemliydi, taşıdık mı taşıdık, yaptık mı yaptık. İlk haritada Kilit konumlarda sakin oyunculuk üzerine. Burada ise olayın gidişatı. E siz sırtlayamıyorsunuz. Bizim hem tespiti hem spotu hem de hasarı sırtlamamız lazım. Hadi bakalım yürü ya kulum diyerek neler yapabileceği üzerineydi. 18 atışımızın 16'sı bu şekilde değdi. 14'e deldi. Efendim umarım hoşunuza gitmiştir. Biliyorum hafif tank videoları bazen sıkıyor bayıyor ama meta bu şekilde ilerliyor. Bu EBR'nin absürtlüğüyle alakalı bir maç. İkilisi bence kesinlikle değildi. Ebereni saçma salak hareketleriyle kazandığımız bir dola olay değildi. O da bu arada oyunu size verdiğim imkan yapabiliyorsunuz olabiliyor vesaire. Ama daha büyük bir sorun var. Bitirirken en son onu söyleyeyim. Hafif metası biraz fazla dikkat çekici duruma geldi. Yani hafiflere genel bir zayıflatma gelebilir. Şu an çünkü çok fazla üçlü dörtlü hafif oyunculuğu var. E, karışık bir şekilde var. ...tespit olayı bu kadar olmaması lazım. Normalde savaş başına bir ya da iki tane, ikişer tane takım başına hafif düşmesi lazım. Son özellikle iki aydır, yılbaşı döneminden sonrasında... ...bununla birlikte ve bu son Ninja Kaplumbağalar Savaş Kartı ile birlikte... ...Manticore'un da öne çıkmasıyla birlikte çok fazla hafif görür olduk. Eğer ki Savaş Kartı bittikten sonra mantikor yoğunluğu devam ederse... ...sırf Manticore bazında değil, hafiflere genel bir dengeleme görebiliriz Eğer bunu yapmayacaklarsa da diğer sınıflara bir güçlendirme görebiliriz benim hissiyatım o yönde Çünkü e, ben ciddi bir artış görüyorum kullanımda bu oyunları da güzelleştirmiyor onu da söyleyeyim e, Tabii ki bizim oynadığımız sabahtan akşama kadar hafif tank avcısı hafif işte orta tank ya da hafif e, topçu ikilemeleri kötü. Ya ağır tank çok zor oynayabiliyoruz. Orta tank, orta tank kombini yapamıyoruz. Saçma sapan şeyler yapmamız gerekiyor bazı durumlarda. Ama illa bir hafifle bir vurucu, keskin nişancı gerekiyor. Yoksa kolay kolay %60'ın üzerinde win rate'e ulaşamıyorsunuz. Biz kendimiz için söylüyoruz bunu. Yani zaten savaşlar %70, %80 win rate'le geçiyor belki toplamda ama... Bu gidişat iyi değil. Bilginiz olsun. Hani öyle bir şey görürseniz şaşırmayın diye söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.